mensupları ve ekranları başında bizleri izleyen değerli vatandaşlarım, hepinizi saygıyla, sevgiyle, muhabbetle selamlıyorum. Aslında böyle bir gündemin ortasında farklı bir konuyla, çok farklı bir yerlere çekilen konuyla gündeme gelmek gerçekten beni rahatsız ediyor. Fakat hepinizin de malumu, birçok kişi biliyordur, meşhur uçaktan inen ve başka bir ülkeye giden papağanın fıkrası vardır. Tabii ben bu fıkrayı burada anlatmayacağım. Bilenler zaten biliyor, bilmeyenler bilmeyenlere anlatır. Fakat bazı muhalefet partileriyle maalesef onların genel başkanları, partilerin bazı temsilcileri ve bir kısım medya mensuplarıyla her ne kadar bunlara medya mensubu diyerek gerçek medya mensuplarına haksızlık ettiğimi bilsem de eski Yeşilçam artistlerinden başta FETÖ'cü olarak tabir ettiğimiz sosyal medya trollerine kadar belli bir kesimin fıkra gibi muhalefet etme anlayışının olduğu bir ülkede bence o biraz önce bahsettiğim fıkra mevcut durumu izah etmeye yeterli. İşte hep birlikte yaşadık çok yakın zamanda en son çöpten sokak hayvanları için yiyecek artıklarını toplayan bir kadını araştırmadan, soruşturmadan ülkede fakirlik var diye lanse eden bir genel başkanın olduğu bir ülkeden bahsediyoruz. Bir Çin atasözü der ki, bilen ve bildiğini bilen liderdir, onu takip edin. Bilen ve bildiğini bilmeyen uykudadır, onu uyandırın. Bilmeyen ve bilmediğini bilen öğrencidir, onu eğitin. Bilmeyen ve bilmediğini de bilmeyen aptaldır, ondan kaçın. Maalesef şu anda bilmeyen ve bilmediğini de bilmeyen bir kitleyle bir sorunla karşı karşıyayız. Bakın sözlerimin hemen başında vurgulamak istiyorum ki bu konu üzerinden kendi kifayetsizliklerini örterek oy değiştirmek peşinde olanlar AK Parti'yi ve Sayın Cumhurbaşkanımızı hedef alarak bir şey elde edeceklerini zannediyorlar. Ama peşinen söylüyorum, buradan sizlere ekmek çıkmaz. Bu meseleden yıllarca milletin zihinlerine, başta Yeşilçam olmak üzere çeşitli vesilelerle işlenmeye çalışılan zübükvari siyasetçi veya din marifetiyle insanlardan menfaat elde eden Müslüman tiplemesi bulduğunu zanneden ve sürekli inançlı kesimle alay eden zavallılara şunu özellikle vurgulamak istiyorum. Bu halk artık bunları yutmuyor. Bu Türkiye eski Türkiye değil ve karşınızda cahil bir Müslüman yok. Ben kesinlikle dini bir şahsiyet değilim. Öncelikle bunu söylemek istiyorum. Din alimi de hiç değilim. Ama ailemin içinde olan gerçek alimlerden dinini, kutsal kitabını çok iyi öğrenmiş ve öğrendiklerini hayatının her safhasında uygulamaya gayret eden emri bil maruf, nehi anil münkeri kendisine şiar edilmiş, sadece dinini ve kitabını değil, diğer din ve kitapları da çok iyi tanıyan, iyi bir Müslüman olmaya gayret eden, son derece sıradan, günahkar bir kulum. Hasbelkader şu anda Avrupa Birliği, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde Avrupa Birliği Uyum Komisyonu Başkanlığı yapan, yıllarca çok çeşitli uluslararası komisyonlarda görev alıp Türkiye'yi temsil eden, Türkiye-Fransa Dostluk Grubu Başkanı olan, ortaokul ve liseyi bir Fransız okulunda okuyan, Türkçe hariç 5 dil bilen, öğrenmenin yaşı yoktur deyip 6. dili öğrenmeye gayret eden, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde Fransa Devleti'nin tevdi ettiği en büyük ulusal nişan olan Legion d'Honneur'e sahip olan tek milletvekiliyim. Bu yüzden yıllarca milli görüş çizgisinde kendisini gösterip şu anda tam zıttı bir partiyle, partiler ile kucak kucağa hareket eden fikri ve zikri belirsiz, makyavelist ve oportunistler bizi cahillikle yargılayamazlar. Kendisinin hareket ettiği zihniyetler belki mahşer hesaplaşması kavramına yabancı olabilirler. Ama ben kendisinin bundan halen haberdar olduğunu ümit ediyorum ve beni haşa kendisini peygamberden üstün görüyor nitelendirmesinin karşılığını mahşerde yakasına yapışa yapışa almayı Yüce Rabbimden temenni ediyorum. Tabii çok gördük mü? Hayır.
Ne diyor bir atasözü? Bana arkadaşını söyle, sana kim olduğunu söyleyeyim. İşte hep birlikte bizim arkadaşlarımızda biz Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın yol arkadaşı ve dava arkadaşıyız. Sen kimlerin dava arkadaşı ve yol arkadaşısın? Bütün halkın takdirine sunuyorum ben burada. Bir ayet, Hucurat Suresi 6. ayet der ki, fasığın biri size bir haber getirdiği zaman onu araştırın. Hemen her tutulan mikrofona hiçbir şekilde dinlemeden, bilmeden, konu hakkında haberdar olmadan o arkadaş cahildir diye kendince bir yorum yapmak zaten o şahsın bir kere en başta Kur'an'a olan cehaletini gösteriyor maalesef. Ve şunu özellikle söylemek istiyorum. Benim avukatlığımı kimse yapmak zorunda değil ve benim de Allah'a çok şükür kimsenin avukatlığına ihtiyacım yok. Kaldı ki bu konu biraz da sizin de göreceğiniz gibi ne AK Parti ile ne bir adayla ne de Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'la ilgili bir tartışma konusu değil, tamamen benimle ilgili bir meseledir. Biz politikayı ve siyaseti çok iyi biliyoruz elhamdülillah. Peki politika nedir, siyaset nedir? Bakın politika bir hedefe varabilmek için karşısındakilerin duygularını okşama ve aralarındaki çıkan huzursuzluktan menfaat elde etmektir. Tam olarak şu anda bu meseleye gözü kapalı atlayan ama ümit ediyorum ki sert zemine çakılacak olan muhalif kesimi kasteden bir durum bu politika. Peki siyaset nedir? İlk olarak Farabi benim işte o bahse konu olan ilk açılışta okuduğum Nisa suresinin 58. ayetinden esinlenerek siyasetin fertlere, toplumlara erdemleri kazandırma sanatı olduğu tespitinde bulunmuştur Farabi. Biz kimsenin huzursuzluğundan menfaat elde etmek istemiyoruz. Yani kısacası biz politika yapmıyoruz. Biz Allah'ın bize emrettiği siyasi idareciliği yapıyoruz. Bu kavrama ben dikkatlerinizi çekmek istiyorum. Biz Allah'ın bize emrettiği siyasi idareciliği yapıyoruz. Ve biz fertlere, özellikle de gençlere erdemli olmayı, faziletli olmayı, güvenilir yani emin olmayı öğretmek istiyoruz. Allah bu ülkeyi ve gençlerimizi her türlü fitnenin ve fitnecinin şerrinden korusun. Şimdi bakın bir olay yaşadık. Maalesef çok daha farklı bir gündemimiz olmasına rağmen olay art niyetli şahsiyetler tarafından nerelere taşındı? Toplam 28 senedir Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bil fiil temsil edilen bir ferdin, bir ailenin ferdi olarak bırakın herhangi bir polemiğe girmeyi, tutanaklarda ne rahmetli babamın ne de benim bir tek sataşmasına dahi rastlayamazsınız. Niyetim benim asla polemik olmadı ve olmayacak. Tabii bu kesimlerin ben rahatsızlığını biliyorum, anlıyorum ve buna da aslında çok aşinayız yine aile olarak. Ve beni de hiç şaşırtmadı. Ama dava arkadaşlarımın herhangi birisinin kafa karışıklığı beni son derece üzer. Tabii makul olanında saçmalığın da ötesine varacak birçok çeşitli eleştiriler var. Benim özellikle absürt eleştirilere, o saçmalıklara cevap verecek ne vaktim var ne buna tahammülüm var. Makul olanların içinde bakın özellikle geçen gece izledik hep birlikte CNN'de Tarafsız Bölge programında CHP milletvekilleri sağ olsunlar yine vicdanlı davrandılar. Olabildiğince Ahmet Hakan Bey'e de ben ayrıca teşekkür ediyorum. Bakın orada CHP milletvekillerinin söylediği şu, dini argümanların siyasette kullanılmasının gereksizliğini vurguladı. Şimdi soruyorum, neden kullanmayayım ki arkadaşlar? Değerli vatandaşlar, neden kullanmayayım? Sen de kullan, din benim tekelimde değil ki. Din AK Parti'nin tekelinde olan bir şey değil. Kur'an AK Parti'nin tekelinde olan bir şey değil. Bunu sizin de kullanmanız son derece normaldir. Kaldı ki Kur'an ayetleri benim için bir argüman, siyasi bir argüman değil. Benim için bir hayat biçimidir. Herkes inandığı dine atıfta bulunabilir. Bundan doğal bir şey olamaz. Bırakın ben bütün konuşmalarımda, bırakın Türkiye sınırlarını, Avrupa Parlamentosu'nda, Avrupa Konseyi'nde yaptığım konuşmalarda sürekli Kur'an'a atıfta bulunmuşumdur. Bu da gayet doğaldır. Gert Wilders gibi tanıyanlar bilir, geçmişinde Katolik olan, bugün agnostisizmi savunan, son derece İslam düşmanı ve İslam düşmanlarıyla beraber hareket edip İslamofobyanın Avrupa'da artmasına vesile olan politikacıların bulundukları ortamlarda
Bu atıflarda bulunmak sizce bir eksiklik olabilir mi? Ben soruyorum, değerli vatandaşlarım, takdirde bırakıyorum ben bunu. Şimdi geliyorum konuşmama. Bakın, hiç öyle çarpıttılar, kırptılar falan demeyeceğim. Maksadımı açtım, muhabbetlerine de girmeyeceğim. Kimse bunu benden beklemesin. O bir televizyon gazeteci diyelim artık, gazeteci. O bir gazetecinin dediği gibi bu kimse bu beklenti içine girmesin. Şimdi bir aşçı yemek yaptığı zaman eleştirebilir miyiz aşçı niye yemek yaptı diye? Çarpıtan da kırpan da zaten vazifesini yapmıştır. Onlara bir şey demiyorum ben. Şimdi Nisa suresinin 58. ayetinin ben sadece başını okudum ve inşallah diyerek sözlerimi bakın. Bak, inşallah diyerek sözlerimi bağladım. Ne buyuruyordu ayet? Allah emaneti ehillere vermenizi emrediyor. Şimdi buna herkes katılıyor mu? Katılıyor. Muhalif olsun olmasın. İşte o bir CNN Türk programında da milletvekili dedi ki çok güzel bir söz. Zaten güzel bir söz ama kim söyledi? Yani bunu Aristo mu söyledi, Descartes mi söyledi, Sokrates mi söyledi, efendim Jean-Jacques Rousseau'dan mı aldık, Victor Hugo'dan mı aldık, Denis Diderot'dan mı çıktı bu söz, Tolstoy'un romanlarından mı var? Kimde var yani, bu söz nereden çıktı? Bu söz 1400 sene önce benim kutsal kitabımda, zaten Kur'an'ımda var. Bana başka birinin, başka bir filozofun, başka bir yazarın, düşünürün söylemi değil, bana da lazım değil zaten. Benim Kur'an'ım söyledikten sonra zaten bitmiştir. Şimdi bu ayette Allah birilerine emrediyor. Muhatap kim? Müslümanlar. Bakın, muhatap Müslümanlar. Devamında ne emrediyor? Emaneti alan Müslümanların insanlar arasında adaletle hükmetmesini emrediyor. Ben bu kısmı okumadım. Mitingde şahitler var, gördünüz zaten kameralarda her şey kayıtlı. Peki muhatap kim? Şimdi emaneti alan Müslüman. Yani biz. Hepimiz. Kime adaletle hükmedecek? Bütün herkese. İster Müslüman olsun, ister olmasın. Bakın, insanlar arasında hükmettiğiniz zaman adaletle hükmedin diyor. Şimdi akabinde ne diyorum? Ki bakın, orayı bir kere o psikolojiyi iyi bilmek lazım. Tabi topluma yabancı anlayışlar, işte maalesef CHP gibi yıllarca milli manevi duygulara yabancı, ondan toplumun psikolojisinden, sosyolojisinden bir haber olan anlayışlara bunları anlatmak zor. Bakın, orada bir topluluk var. Orası bir büro açılışı. Miting falan değil. O kalabalık falan kimseyi aldatmasın. Belki miting zannettiler orada ama. Şimdi oraya gelenler de 5 dönem boyunca babamı, 4 dönem boyunca da beni oylarıyla sadece ve sadece bizi Allah rızasından dolayı, bizi Allah rızası için sevdiklerinden dolayı hangi partide olmamıza bakmaksızın, bakın burası çok önemli, hangi partide olmamıza bakmaksızın milletvekili seçen yakınlarımız, dostlarımız, yani bizim onların Kur'an'a olan inançlarından şüphe duymadığımız kimseler. Tamamen bir aile ortamı. Yabancı bir unsur kesinlikle yok. Bakın, orada benim ana dilim Kürtçe. Karşıdaki topluluğun ana dilim Kürtçe. İçinde Zazaca, Arapça olanlar var. Ben bu konuşmayı çok rahat bir şekilde Kürtçe'de yapabilirdim. Çünkü aile ortamı. Bu iş ulusala yayılacak. Ben Ankara'da bir mitingde konuşmuyorum. İstanbul'da bir mitingde konuşmuyorum. Kendi yakınlarıma, dostlarıma konuşuyorum. Ben Kürtçe bir miting yapsaydım, bu tabiri kullansaydım, çok merak ediyorum. Acaba ne anlam çıkaracaklardı veya anlayacaklar mıydı, tevil edebilecekler miydi? Ben çok merak ediyorum. Bu da benim kafamda bir soru işareti. Bakın, orada ayetin birinci kısmının muhatabı olan kimseler, işte onlar. O topluluğa diyorum ki, 4 dönem emaneti bize verdiniz. Şimdi ben orada mütevazi olmanın gereği biz derken herhalde birileri yanlış anladı. AK Parti mi anladı artık? Başka bizim topluma ne anladı bilmiyorum. Ben orada mütevazi olmanın gereği, bunu zaman zaman kullanırız ki kullanmamız gerek, bize verdiniz diyoruz. Yani bana verdiniz, bana. Bakın, bana verdiniz. Şimdi kasetin devamını izlediğinizde bunu net bir şekilde görecek. Herkes zaten izledi, biliyor eminim. Yine devamında diyorum ki, bu emaneti artık sizden istemiyorum diyorum. Bakın, aldım, kullandım ve bitti. İstemiyorum. İçiniz rahat olsun. Ben sizden aldığım bu emanete layıkıyla sahip çıktım. Yani bir nevi şirket tasfiyesi. Hesabı kapatıyoruz. Ticaret ortada yok artık. Bitti. Ticaret bitti arkadaşlar. Bilakis bütün faaliyetlere son veriyoruz. Ortaklarımıza hesap veriyoruz. Ve ne oluyor? Bu bir veda konuşması orada. Veda konuşması. Çünkü artık daha seçim benim için, bu son seçim, son fırsat ve burada bir veda konuşması yapıyoruz ve devamında inşallah, bakın inşallah.
Arapça bir kelime. İnşaallah, in eğer demek. Şa'e istemek demek. Allah eğer, Allah isterse demek. İnşallahı üstüne vurgulaya vurgulaya, ki aslında işin can alıcı noktası bu kavram. Allah bu emaneti verdiğiniz için inşallah sizi hesaba çekmeyecek diyorum. Daha önce siz emanet sahipleri, bizi emanetlerinize vefalı davranmamız için bizi liyakat sahibi bilerek Allah'ın sizi sorumlu tuttuğu emanetlerinizin sorumluluğunu bize verdiniz. Bizler de sorumluluk bilinciyle inşallah liyakat sahibi olmaya çalıştık ve çalışmaya devam ediyoruz. Şimdi sen bütün mesajlarda, bakın atılan bütün muhalif mesajlarda, Twitter'da olsun, Facebook'ta, sosyal medyada, hatta o ekranda arkada yansıtılan görüntüde o benim kocaman resmin yanında yazıyor ya, ben bir türlü o inşallah kavramını göremedim ne hikmetse. Sanki inşallah diye bir kavram icat edilmemiş, sanki Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının bu kavramdan hiç haberi yok, sanki ben hiç bu kavramı kullanmamışım, ne hikmetse o inşallah kelimesi duman olup uçmuş. Nereye uçtu arkadaşlar bu inşallah kelimesi? Ben merak ediyorum. Niye bu inşallahı görmekten gelmiyoruz? Görmezlikten geliyorsunuz. Nedir sizin inşallahla olan bir probleminiz mi var sizin? İnşallahla ilgili bir problem var. Ben bunu merak ediyorum. Bütün o yazan muhalif arkadaşlara, o televizyonculara, o gazetecilere ben bunu özellikle soruyorum. Neden inşallahı kaldırdınız? İnşallahı nereye sakladınız? Bana bunu açıklayın. Şimdi bunu görmeyeceksin, yazmayacaksın, hiçbir şeye değinmeyeceksin, inşallah sonra da ahlaklı olmaktan bahsedeceksin. Bakın bir kere inşallah dediğiniz zaman bu bir temennidir, bu bir dilektir, bu bir duadır. Haşa, Allah-u Teala'nın yerine karar vermek, kesin hüküm vermek olabilir mi? İnşallah. Peki şimdi böyle bir şey düşünüp sorabilirsiniz. Şimdi işte bu yüzden Ahmet Hakan Bey'e ben bir kez daha teşekkür ediyorum. Olayın püf noktasını hiç kendisini tanımadığım halde bir şeyler yazdı sağ olsun, fakat devamını getiremedi. Onun kafasında bazı soru işaretleri oluştu ve kendisi sağ olsun yazısında bana tavsiyelerde bulundu. Ben de kendisine diyorum ki Sayın Ahmet Hakan, hiç merak etmeyin ve diğer merak edenlere de söylüyorum. Ben her gece elhamdülillah nefis muhasebemi yapıyorum. Bunda hiç problem yok. Kendimden bu kadar emin olmazsam, bakın milletvekilliği vazifem konuda, başka bir şey de değil. Biraz önce dedik günahkar bir kuruz, günahlarımız çok, ama milletvekilliği konusunda kendimden bu kadar emin olmazsam bu kadar rahat konuşamam. Emin olduğum iki şey var. Değerli dostlar, bakın burayı lütfen herkes çok iyi dinlesin. Benim emin olduğum iki şey var. Bir, dediğim gibi özel hayatımda günahımız çok. Ve öldükten sonra yerimin neresi olduğunu ne ben bilebilirim ne başkası bilebilir. Ama Allah'ın rızasını ve cenneti hak edebilmek için gerçekten gece gündüz gayret ettiğime inanıyorum. Her normal Müslüman gibi hiçbir fark yok. Bakın emin olduğum birinci şey ve beni milletsiz yapan ve bu kadar net konuşturan benim ailemden miras olarak aldığım dürüstlüktür. Yeni değil, en az 250 yıllık bir mirastan bahsediyorum. Dün alınmış bir miras değil bu. Halkın bana verdiği milletvekilliği emanetini ben gözüm gibi sakındım. Layıkıyla korumaya gayret ettim ve dönem sonuna kadar da inşallah korumaya gayret edeceğim. İnsanlar arasında adaletle hükmetmeye gayret ettim. En basiti mesela 8 senedir milletvekiliyim, araştıran, soruşturan olur, merak eden gidip bakabilir. Kendi köyüm olan Gülpınar köyünün yolu bir metre bile beton asfalt görmezken bize oy vermeyen birçok köyün yolu şu anda beton asfalt. Maliyeti çok yüksek, çok daha kalıcı, çok daha uzun ömürlü. Bir nimet. Yolunu en sona bırakın demişimdir. Bakın şahit bürokratlar var. Demişim ki benim köyümün yolunu en sona bırakın. Önce herkesin ister bize oy versin, ister vermesin yollarını halledin. Sonra benim köyümü halledersiniz. Şimdi bir taraftan da bakıyorsunuz işte geçen gördü. Tabii ben de başkaları gibi yapmayayım. Hani görünüşe bakıyoruz. Bir belediye başkanı millete diyor ki oyunuzu vermezseniz hizmetinizi yapmam. Belki gerçekten şakalaşmadır. Belki gerçekten onların arasında bir espridir. Bakın ben başkaları gibi yargısız infaz yapmıyorum. Görüntüye bakaraktan karar vermiyorum. O nasıl bir ortamdır? Belediye başkanıyla o seçmenin arasında nasıl bir ilişki vardır? Olabilir.
O belediye başkanı muhalif partiden de olsa bir şakalaşma yapmış olabilir. Ama gerçekse işte bir onların adalet anlayışına bakın. Bir bizim adalet anlayışına bakın derim ben size. Şimdi milletvekilliği görevini, bakın milletvekilliğinden haksız bir menfaat elde etmeyi bırakın. Öyle Allah korusun ihaledir, ranttır, şudur, budur, yakınlarını bir yere yerleştirmedir. Bir tanesi yazmış işte, o bir FETÖ'cü, etkin bir site, herkesin tanıdığı. Ben yakınlarımı bir yere yerleştirmişim. Benim idarede şurada burada bir tane yakınımı gösterin, ben her şeyde gereğini yapmaya hazırım. Urfa burada, herkes açık, herkes şeffaf. Benim herhangi bir yakınımın bir idari kadroda veyahut başka kadrolarda da olsun yerleştirdiğimi ispat edin. Ben gereğini yapmaya hazırım. Bodri meydan diyorum ben size. Şimdi milletvekilliği, bakın dediğim gibi menfaat elde etmeyi bir tarafa bırakın. Ben hakkım olandan dahi feragat ettim. Milletvekilliği görevimi layıkıyla yerine getiremediğime inandığım günden beri maaşımın ihtiyaç sahiplerine ve özellikle de Siverek'teki kız öğrencilere dağıtmaya başladım. Meclise resmi yazıyla başvurup, yazı şu anda benim yanımda, isteyene gösterebilirim. Bu bir resmi yazıdır. Buradan bakabilirsiniz. Bir resmi yazıdır. Meclise yazılmıştır benim imzamla. Yurt dışı görevlerimde yevmiye almak istemiyorum diye talepte bulunan İki milletvekilinden biriyim. Diğer milletvekili söylemiyorum. Bakın ne dedim biraz önce, dürüstlük bizim tekelimizde değil. O başka bir partiden. O başka bir partiden. İki milletvekilinden biriyim ve 3 senedir meclisin bana tahsis etmiş olduğu kırmızı plakalı meclis arabasını bir kere dahi seçim bölgem olan Urfa'ya getirmedim. Gören varsa çıkıp söylesin. Desin ki Kasım Gülpınar'ı biz Urfa sınırları içinde kırmızı plakalı arabasıyla gördük. Zaten kilometreden anlaşılır. Bir şey söylemeye gerek yok. Mecliste zaman zaman haber yapılıyor. Falan şu kadar kilometre yapmış, filan bu kadar kilometre yapmış. Eğer kendi aracını kullanan yoksa ben iddia ediyorum ki en az kilometre benim aracımda. Bu benim hakkım tabii. Ama düşündüm ki yarın Allah mahşerde şunu sorabilir. Kasım kulum diyebilir. Gel, ben sana zenginlik veririm. Senin dünyada araba alma imkanı yok muydu kendi başına? Senin araba alma imkanın varken deposu devletin kasasında fakir fukaranın mağdur mazlumun vergileriyle dolan bir arabayı sürekli kullanmanın bir gereği var mıydı? Yoktu tabii ki. Ben bunun cevabını veremem. Ben Allah'ın karşısında bunun cevabını veremem. Sen neden bu arabayı alıp memleketine götürdün? Çünkü bu benim için elzem değil. Bakın ben bir komisyon başkanıyım. Hassas bir görevde değilim. Bir cumhurbaşkanı değilim. Bir başbakan değilim. Bir bakan değilim. Bir genelkurmay başkanı değilim ben. Aynı şekilde ne ben ne de ailem. Bir tek ilacımızı dahi devlete fatura etmedik. Bir tek ilaç, bir tablet ilaçtan bahsediyorum ben. Ailemde sürekli ilaç kullanmak zorunda olan fertler olmasına rağmen, kayıtlardan da bu çok rahat çıkarılabilir. TC kimlik numarasını veririm, SGK kayıtları vardır. Bu çok rahat çıkar bunlar yani. Bunlar öyle işkembeden konuşulan şeyler değil. Ama ben bu örnekleri verirken gerçekten hayal ediyorum. Gerçekten hayal ediyorum. Çünkü ben reklam peşinde değilim. Basında beni kolay kolay göremezsiniz. Ekranlara kolay kolay çıkmam. Önemli bir kurumun başında olmama rağmen, hassas bir konuyla ilgilenmeme rağmen, meclisteki en yetkili isimlerden biri olmama rağmen, özellikle dış politika Avrupa Birliği, buna rağmen beni göremezsiniz kolay kolay. Twitter hesabım yok. Facebook hesabım yok. Şimdi geliyorum ikinci emin olduğum şeye. İşte bak, iş burada. Burada şimdi herkes başını önüne eğsin, bir düşünsün. Biraz da olsa düşünsün. Düşünmeyen insanlara düşün demek de hakikaten zor. Düşünmeden yazıp çizen insanlara da zor bir görev. İkinci şey, beni bu kadar rahat konuşturan, bu kadar beni emin kılan nedir biliyor musunuz? Allah'a olan benim güvenim. Ben Allah'ıma güveniyorum. Ne dedik? Allah bir şey emrediyor. Ne diyor? Emaneti ehil ellere verin. Siz de yapıyorsunuz. Belki bilerek, belki bilmeyerek. Ama içinizde bir şüphe olabilir. Ya ben verdim ama bu adam ehliyetli mi? Çünkü ehliyet göreceli bir kavram. Ehliyet göreceli bir kavram. Bana göre ehliyetli olabilir. Size göre ehliyetli olamayabilir. Ama önemli olan Allah indindeki ehliyet. İşte biraz önceki örnekleri ikna olsunlar diye söylüyorum ben. Bana oy verenler emaneti ehil bir ele verdiğine ikna olsun diye ben söylüyorum.
acaba doğru kişiye mi emaneti verdim diye işlerinde bir şüphe olmasın. Ben de diyorum ki içiniz rahat olsun yine ehliyet emin ellerde. Allah'ın emri doğru insana teslim ettiğiniz benim Allah'ım bakın sözünde duran Allah'tır. Allah söz verdiyse emrini yerine getirene zulmetmeyeceğini söz verdiyse Allah sözünde duracaktır. Sen onun emrine getir, hesaptan kurtul. Bu kadar basit bir formül. Peki haşa, ben Allah'a şirk koşuyormuşum. Bakın rezilliğe bakın, kepazeliğe bakın, aşağılığa bakın. Ben Allah'a haşa şirk koşuyormuşum. Peki sen ne yapıyorsun? Sen ne yapıyorsun? Bana bunun cevabını verin. Allah sözünde duran mıdır? Durandır. Allah haşa zalim midir? Asla. Peki Allah kendisinin talep ettiği bir şeyi yerine getirene niye zulüm yapsın? Niye sözünde durmayıp onu hesaba çeksin? Çok basit bir matematiksel formül. Kur'an aynı zamanda matematiktir. Çok basit bir matematiksel formül. Azıcık aklı çalışan bunu kafasında düşünür. Ben Allah'a haşa hiçbir şekilde şirk koşamam ama siz Allah'a başka şeylerde istatta bulunuyorsunuz. Haşa Allah'ın zalim olduğunu, haşa Allah'ın yalancı olduğunu iddia ediyorsunuz. Haşa. Ama ben size diyorum ki Allah bunu emretti, siz yerine getirdiniz. İnşallah ben de dua ediyorum ki benim bildiğim, benim tanıdığım, benim Allah'ım o emri yerine getirdiğiniz için size hesap sormayacak, size zulüm yapmayacak. Bu kadar basit. Ben artık bundan sonra kim ne derse nereye çekerse çeksin artık onların zeka seviyesine bırakıyorum ben. Şimdi dedim biraz önce maalesef hayal ediyorum. Büyüklerimiz hep bize şöhretten uzak durmamızı tavsiye etti. Fakat maalesef işte hiç istemediğim halde sadece inandığımı söylediğim için birileri bundan dolayı fitne kazanını kaynattı. Sustukça başka yerlere çekildim. Yok efendim cennetten arsa vaat etmişim. Yok haşa Allah bana böyle mi söylemiş? Fitne adam öldürmekten daha şiddetli ve daha büyük bir cürümdür. Fitneyi bir nebze engelleyebilmek için bugün kamuoyunun önüne çıkıyorum ben. Onun için bana oy veren, bakın bana diyor, hiç kimseyi ilgilendiren bir mesele değil bu. Bütün gönül dostlarıma bir kere daha diyorum ki, müsterih olun ve yüce Rabbime tekrar diyorum ve dua ediyorum ki, ya Rabbi bu Müslüman kullarını bana oy verdikleri için inşallah hesaba çekmezsin. Ve sen şahitsin ki ben emanete hıyanet etmedim. Ben sadece kendimi kastediyorum ve hiç kimseye de kefil olmuyorum. Benim hep bir sözüm vardır değerli arkadaşlar. Ben kendime dahi kefil olmam bir makama oturmayana kadar. Ama Rabbime ne kadar şükretsem azdır ki oturduğum makamda yanlış işler yapmama, yoldan çıkmama engel oldu ve beni korudu. Eğer bu konuda, bakın bir çağrı daha yapıyorum. Eğer bu konuda kendine güvenen, ben de emaneti layıkıyla kullandım ve bir dahaki dönemde artık milletvekili adayı olmayacağım diyebilen varsa söz veriyorum. Söz veriyorum. Hangi partiden olursa olsun onun seçmenlerinin de ona oy verdiklerinden dolayı hesaba çekilmemeleri için dua edeceğim. Söz veriyorum. İnşallah diyeceğim. Ya Rabbi sen onların seçmenlerini de emaneti ehil ellere verdikleri için hesaptan muaf tut diye inşallah dua edeceğim. Tabii kiminin duası kiminin parası. O Allah'ın hikmetinden sual olunmaz. Dürüstlük sadece AK Parti'nin tekelinde değil. Hep söylüyorum. Toplumda da her partide de yanlış insanlar da olur. Dürüst insanlar da olur. Bundan doğal bir şey olamaz. Biraz önce söylediğim gibi devletin makam sahiplerine sağladığı hakkı kullanmak tamamen yasal ve helaldir. Korunması elzem olan, stratejik görevlerde olanların haricindeki makamların sahiplerinin kendilerine tanınan bazı hakları kullanmaması, bunun adı benim terminolojimde takvadır. Başkası başka şey kullanabilir. Başkası başka niyetle bunları yapabilir. Ben inancım doğrultusunda, ben bu niyetle, takva niyetiyle yapıyorum. Siz başka bir şeye inanabilirsiniz. İneğe de inanabilirsiniz. Maymuna da tapabilirsiniz. Başka bir tanrıya da başka bir şeye de inanabilirsiniz. Siz de kendi inancınızın gereği dürüst olup başka şeyler niyet edebilirsiniz. Ama benim inancıma göre bunun adı takvadır. Tabii inşallahla maşallahla olmaz. Efendim inşallah ifadesini bu kadar böyle konuşan inşallahla maşallahla olmaz. Biz inşallah maşallah bilmeyiz. İnşallah ifadesini bilinçli veya bilinçsiz bir şekilde
görmezden gelen ve fitne kokan çarpık bir muhalefet anlayışına takva kavramını anlatmak da herhalde bizim imtihanımız olacak. Allah inşallah bir daha bu tür fitnecilerin fitnelerine muhatap olmamayı hepimize nasip etsin, hepimize. Son sözümde özellikle sosyal medya üzerinden hareket eden o cengaver bozuntusu trollcüklere. Yine zorunuza gidecek biliyorum ama Kafirun suresinin son ayeti diyor ki لَكُمْ دِينِكُمْ وَلِيَدِنْ. Kardeşim sizin dininiz sana, benim dinim bana. Biliyorsan çık karşıma, bilmiyorsan sus. Ve bizi seven dostlarıma da hatırlatmak isterim ki yine Araf suresi 199. ayette Allah-u Teala Peygamber Efendimiz'e öğütte bulunuyor. Diyor ki sen af yolunu tut, iyiliği emret ve cahillerden yüz çevir. Ben beni seven dostlarımdan rica ediyorum. Bu cahillerden yüz çevirin. Allah aşkına yüzünüzü çevirin ve gidin bunlarla muhatap olmayın. Bu mesele ilmi bir mesele. Dini bir mesele, başka bir konu. Bakın işin içine matematik formülü koydum ben. İlim gerektiren bir mesele. Bu konuda kimse siyasi bir malzeme çıkarmaya çalışmasın. Buradan kimse özellikle de AK Parti ve Recep Tayyip Erdoğan düşmanlarına ekmek çıkmaz. Çok açık net söylüyorum. Çok istiyorlarsa. Biliyorum ki her partinin içinde bu konularda uzman ehil insanlar var. Milletvekili olmuş şu anda. Şahsiyetler var. Çok istiyorlarsa biz onlarla otururuz. Bir yerde bu konuyu müzakere ederiz. Tartışırız demiyorum. Tartışma bize çok uygun görülen bir şey değil. Ama bu konuyu ben onlarla müzakere ederim. Hiç problem değil. Cahiller yeter ki topa girmesin. Bilgisi olmayıp fikri olanlar, böylece bize saldıran fikri olanlar kesinlikle uzak dursun. Böylece bize saldıranların da bilgi ve kültür derecelerinin ne seviyede olduğunu eminim ki bu konuşmadan sonra halkımız net bir şekilde görmüştür. Ben vicdanen müsterihim. Yine de benim dostlarım içinde, Müslüman inanmış kesim içinde yanlış anlamaya vesile olduysam onlara da hakkınızı helal ediyorum. Ama çok açık niyetim belli. Bu bir veda konuşmasıdır. Ben milletvekilliğini artık bitiriyorum, sonlandırıyorum. Bir ticaret yapmıyorum. Kimseden hiçbir beklentim yok artık. Ben aldığım emanetin muhasebesini yaptım. Bundan sonra da zaten halkın karşısına oy istemek için çıkmayacağımdan dolayı bunu söylemekte bir beis görmüyorum. İlk dönem olsaydı, ilk seçimde olsaydı şüphe edebilirdiniz. Derdim ki emaneti bana verin, ben ehilim. Allah korusun emaneti alırdım. Emanete ehil olmadığımı gösterip sahtekar çıkardım. Affedersiniz. Ondan sonra millet derdi ki bak ehil diye kendini gösterdi. Kaçtı gitti meğer sahtekarmış. Ama ben bitirdim ve diyorum ki artık sizden bir şey istemiyorum. Sizin o dört dönem verdiğiniz oyların budur karşılığı. Size layık olmaya çalıştım. Yüce Rabbime layık olmaya çalıştım. Peygamberime layık olmaya, ümmet layık bir ümmet olmaya çalıştım. Bundan ötesi de artık beni ilgilendirmiyor. Bundan sonra kim ne anlarsa anlasın. Bize hiçbir şekilde mikrofon tutmayanlar, efendim bize hiçbir şekilde fikir sormayanlar, bizim üzerimizden ahkam kesenler keşke birazcık cesaretleri olsaydı da bizden röportaj talep etselerdi veya televizyon stüdyolarına çağırsalardı hiç fark etmez. Kim olursa olsun çünkü ben inandığım davayı savunabilecek, Allah'a çok şükür söylediğimin arkasında durabilecek bir kapasiteye sahip olduğuma inanıyorum Allah'ın izniyle ve Allah'ın sayesinde. Hepinizi bu abes gündemle meşgul ettiğimiz için ülkenin çok daha önemli gündemleri varken böyle bir konuyla gündeme geldiğim için bütün halkımdan özür diliyorum. Hepsinin affına sığınıyorum. Hepsine hakkınızı helal edin diyorum. Allah'a hepinizi emanet ediyorum. Hepinizi saygıyla, muhabbetle tekrar selamlıyorum.